Evet arkadaşlar, ben Nurullah Taş. HTML CSS serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde renklerle biraz uğraşacağız. Şu HTML'i bir kapatayım. Yeni bir tane dosya açayım şurada. Renkler.html olsun. Şimdi geliyorum, ünleme basıp enter diyorum. Şu language İngilizce gerek yok. Metaları sileyim. Döküman başlığım renkler olsun, renkler. Body'ye geliyor. Bir tane başlığım olsun. H1. Başlığım ne olsun? Bu renkler sayfasıdır. Şimdi çalıştırayım. Run start şuradan. Run start debugging. Chrome seçeyim. Geldi. Bu renkler sayfasıdır. Şöyle bir ekranı kaplatayım. Arkadaşlar, buna renk verirken kendisine renk veriyorsam şurada ilk tagin içine color diyorum. Color'dan önce stil olarak renk veriyorum. Renk color. Mesela şu kahverengi olsun. Şimdi bir daha çalıştırayım. Gördüğünüz gibi renk değişti. Şimdi mesela arkadaşlar, buna ben çerçeve vereceğim. Şu noktalı virgülün ardından geliyorum. Diyorum ki border. Ne kadarlık bir sınır olsun? 2 piksellik bir çerçeve veriyorum. Şimdi bir çalıştırayım. Görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü çerçeve rengi vermedim. Bunun için şu 2 pikselin yanına solid, mesela black olsun, siyah bir çerçeve. Şimdi çalıştırayım tekrardan. Bakın, siyah çerçeveyi görmüş olduk. Şimdi bir tane de mesela şuna bir noktalı virgül devam edeyim. Background color, arka plan rengi vereyim. Şöyle yeşilimsi bir renk. Char Treus diye bir şey görünüyor. Çalıştırayım. Bakın, arka plan geldi. Demek istediğim, metnin rengini değiştirirken color, arka planın rengini değiştirirken background color, metne sınır verirken border, solid'le de rengini veriyor. Mesela bir tane de paragrafa bunu kullanayım. Tab tuşuna bastım. Burası paragraf bölgesi diyeyim, bölgesi 3 nokta üst üste. Şurayı düzelteyim, burası. Ne dedik? Renk veriyorum. Stiline müdahale. Color. Mesela bir sürü renkler var arkadaşlar. Şöyle koyu bordomsu bir renk seçtim. Şimdi çalıştırınca görüyorsunuz. Sonra border veriyorum. Border biraz kalın olsun, 10 piksellik. Sonra gelip solid diyorum. Ne olsun rengi? Mesela şuradan green diye bir rengi olsun. Şimdi bir çalıştırayım yine. Bakın, 10 piksel kalınlığında bir dış çerçeve oldu. Şimdi gelip buraya bir tane de yine background verirsem, mesela şöyle pembemsi bir şey tıkladığımda şu hali aldı. Bu şekilde çerçeveleri de ayarlamış olduk. Bu dersimiz biraz kısa olacak. Bir sonraki ders CSS'e değineceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, kolay gelsin.